Deniz Baykal kimdir? Deniz Baykal, 1938 Antalya doğumlu Türk avukat ve siyasetçidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci kurucusu ve başkanıdır. CHP başkanı olarak 5 kez seçimlerde başbakan adayı olmuş, ancak başbakanlık koltuğuna oturamamıştır. 37. 42. ve 52. hükümetlerde yer almış, Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştır. Deniz Baykal, 2010 yılının Mayıs ayında medya tarafından açıklanan ve kendisine ait olduğu öne sürülen gizli kamera kayıtları ile ilgili haberlerin ardından 10 Mayıs 2010 tarihinden istifa ederek CHP'deki görevinden ayrılmıştır. Kafkasya göçmeni Hüseyin Hilmi Bey ile Mısır göçmeni Feride Hanım'ın oğlu olan Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938 tarihinde Antalya'da doğdu. 59 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine 60 yılında asistan olarak girdi. 63'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 yıl ABD'de kaldı ve Columbia ile Berkeley Üniversitelerinde çalışmalarını sürdürdü. Siyasetle 1960'lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelen öğrenci hareketlerine katılmakla tanışan Baykal, 73 Ekim'inde yapılan genel seçimlerde CHP'den Antalya Milletvekili seçildi. 74 yılında kurulan 1. Ecevit Hükümeti'nde Maliye Bakanlığı, 78'de 3. Ecevit Hükümeti'nde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlerini üstlendi. Baykal bu dönemde Parti Meclisi ve Merkez Yönetme Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinden sonra Ankara'da Ordu Dil Okulu'nda gözetim altında tutuldu. 1982 Anayasası'nın 5 yıl süreyle siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı. 1983 yılında siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP'li ve AP'li politikacıyla birlikte Çanakkale zincir bozan askeri tesislerinde ikinci kez gözetim altına alındı. Eylül 1987'deki genel seçimlerde SHP'den Antalya Milletvekili seçildi. SHP'de önce grup başkan vekilliği ardından da genel sekreterlik görevlerinde bulunan Baykal, Haziran 1988'de göreve başladığı genel sekreterlikten 10 Eylül 90'da istifa etti. Deniz Baykal, Antalya Milletvekili olarak Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamentolar Arası Komitesi Meclis üyeliğine seçildi. TMM Dışişleri Komisyon üyeliğinde bulundu. Temmuz 92'de kapatılan siyasi partilerin açılmasına izin veren yasanın sağladığı imkanla 9 Eylül 92 tarihinde toplanan CHP kurultayında genel başkanlığa seçildi. Atatürk ve İnönü'den sonra Baykal da tıpkı onlar gibi 54 yaşında genel başkan oldu. 18 Şubat 95 günü SHP ve CHP'nin bütünleşme kurultayında aday olmayarak genel başkanlıktan ayrıldı. 9 Eylül 95 tarihinde birleşmeden sonra yapılan CHP Geloğan Turu kurultayında genel başkanlığa seçildi. 30 Ekim 1995 tarihinde kurulan DYP-CHP Koalisyon Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlendi. Deniz Baykal bir tek şartla Kerhem bu koalisyonu kurdu, o da hemen erken seçim olmasıydı. 24 Aralık 95'te yapılan erken seçimle 19. dönem meclisi seçime götürüldü. Bu CHP'nin ilk kurultayı olan Sivas Kongresi'nin 76. yılında Deniz Baykal 57 yaşındayken oldu. 24 Aralık 95 milletvekili genel seçimlerinde yeniden Antalya milletvekili oldu. Seçimleri takiben 53. hükümetin
kurulmasıyla Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinden ayrıldı. 23 Mayıs 98 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 27. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa 3. kez seçildi. 18 Nisan 99 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve Deniz Baykal ilk kez seçim sonuçlarıyla parlamento dışında kaldılar. 22 Nisan 99 tarihinde alınan seçim sonuçları nedeniyle istifa eden Baykal, 30 Eylül 2000 tarihinde Ankara'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi 11. Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden seçilerek 3. kez CHP Genel Başkanı oldu. 22 Temmuz 2007 seçimlerine de CHP Başkanı ve Başbakan adayı olarak giren Deniz Baykal, bir kez daha umduğu sonuca ulaşamadı. Resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olduğu 22 Temmuz akşamı açıklama yapmaktan çekindi. Deniz Baykal, 2010 Mart ayında medyada kendisine yer bulan ve de CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok ile kendisine ait olduğu iddia edilen kamera kayıtları ile ilgili 10 Mayıs 2010 tarihinde CHP Genel Başkanlığı görevinden istifa etti. Bu açıklamanın ardından görüntülerin gerçek olmadığı söylenerek komplo olarak nitelendirildi. Baykal'ın yerine yapılacak olan genel kurumlar seçimlerine kadar CHP Genel Başkanlığı görevine vekaleten Cevdet Selvi getirildi. Deniz Baykal 2011 ve Haziran 2015 genel seçimlerinde CHP'den Antalya Milletvekili seçildi. 2015 genel seçimlerinden sonra meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla 23 Haziran 2015 günü 25. dönemin ilk oturumunu açtı ve yeni TMM İsmet Yılmaz seçilene kadar meclis başkanlığına vekalet etti. 24 Haziran 2015 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 30 Haziran 2015'te yapılan TMM başkanlık seçimleriyle TMM başkan adayı olarak gösterildi. Seçimde 1. turda 125, 2. turda 128, 3. turda 129 ve 4. turda 182 oy alarak seçimi kaybetti. Son turdaki rakibi İsmet Yılmaz 258 oy ile birinci olup 26. TMM Başkanı oldu. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken seçimlerde Deniz Baykal CHP'den Antalya Milletvekili seçildi. Bu seçimlerden sonra meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla yeni başkan seçilene kadar oturumları yönetti.